Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı sınıfa ait yüzlerce video dersi ilköğretimvideo.com'daki DVD satışı bölümünden sipariş verebilir, temin edebilirsiniz. Dördüncü sınıf sosyal bilgiler dersi, ikinci dönem, ikinci örnek yazılı soru ve çözümlerini birlikte yapmaya çalışırım. Sevgili öğrenciler, yazılımız 100 puan üzerinden her bölümün karşısında soru değerleri, puan değerleri var. Önce durdurun, kendiniz çözün. Daha sonra aldığınız puanı bizimle ve diğer arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. A bölümünde doğru yanlış ifadeleri var. Doğruların başına D harfi, yanlışların başına Y harfi ekleyelim. 15 tane ifade, her biri ikişer puandan hesaplayabilirsin. Ekranda 8 tanesini görüyorsun. Diğer 7'si de bu sorulardan sonra gelsin. Birincisinden hemen başlıyorum. Ülkemizde seçme yaşı birini, bir milletvekilini ya da cumhurbaşkanını seçiyorsan 18 yaşında olman gerekiyor. Yani çocuk olmaman gerekiyor sevgili öğrencim. Kesinlikle doğru bir bilgi. Bir diğeri, vali, kaymakam ve belediye başkanı seçimle iş başına gelirler diyor. Sevgili öğrenciler, belediye başkanı seçimle iş başına gelir ama vali ve kaymakam İçişleri Bakanlığı tarafından atanırlar. Dolayısıyla yanlış bir bilgi. Bir diğeri, ulaşım araçları günden güne daha güvenli, konforlu ve hızlı hale gelmiştir. Yani teknolojinin gelişmesiyle birlikte daha güvenlidir, konforludur, hızlı hale gelmiştir. Kesinlikle doğru bir bilgi. Bir diğeri, insanların beslenme şekilleri ve yemekleri ülkeden ülkeye göre değişiklik gösterebilir diyor. Yani sushi mesela Japonlara ait bir yemek tarzıdır. Makarna ve spagetti, pizza bunlar da İtalyanlara aittir sevgili öğrencim. Türklerde de mesela mantısı, baklavası, kebabını örnek olarak gösterebiliriz. Kesinlikle ülkeden ülkeye değişiklik gösterir. Doğru bir bilgi. Bir diğerine baktığımız zaman her milletin dili farklı olsa da dini aynıdır diyor. Sevgili öğrenciler, her milletin dini aynı değildir maalesef. Dili farklı olabilir ama dini aynı değildir. Müslüman olanlar var, Budist inancına sahip olanlar var, Hristiyan olanlar var, Yahudi olanlar var vesaire. Dini aynı diyemezsin. Dolayısıyla burası yanlış bir bilgi olur. 6 numaraya baktığımız zaman illerde vali, ilçelerde kaymakam devlet tarafından atanan yöneticilerdir diyor. Doğrudur sevgili öğrencim. İllerin en büyük mülki amiri vali, ilçelerin ise kaymakamdır. Dolayısıyla doğru bir bilgi. 7 numaraya baktığımız zaman giyinme ihtiyaç değil istektir diyor. Giyinme, barınma, beslenme, uyku bunlar temel ihtiyaçlardandır. İhtiyaç değil diyorsa maalesef yanlış bir bilgi olur. 8 numaradayız. Evimizdeki her konuşmayı okuldaki arkadaşlarımıza anlatmalıyız sevgili öğrenciler. Yanlış bir bilgidir. Evinde konuştukların kendi ailene ait özel bilgilerdir. Dolayısıyla her konuşmayı tutup da arkadaşına anlatmaman lazım. 9 numaradayız. Sınıfta söz istemeden de konuşmaya başlayabiliriz. O zaman kurallara uyulmadığında kaos çıkar ortaya. Dolayısıyla yanlış bir bilgidir sevgili öğrencim. 10 numaradayım. Diğer insanlarla benzer ya da farklı özelliklerimiz olabilir. Yani mesela fiziksel özelliklerimizden bahsedelim. Herkesin boyu farklıdır. Benzeyen boylar da vardır. Benzeyen saç tipleri de, yüz şekilleri de vardır. Dolayısıyla fiziksel özellikler olsun, duygusal özellikler olsun, diğer insanlarla benzeyebilir, farklı özelliklerinde olabilir. Kesinlikle doğru bir bilgi. 11 numara, en doğru düşünce kendi düşüncemizdir. Yanlıştır sevgili öğrenci bu. Her zaman kendi düşüncen doğru olacak diye bir şey, bir durum söz konusu değildir. 12 numara, beni iterek düşüren arkadaşımı hemen annem ve babama şikayet ederim diyor. Yani seni iterek düşüren arkadaşın nedir? Bir kere bu olay okulda olmuştur. Anlaşamadığın durumda senin öğretmenine söylemen gerekiyor birincisi. Artı önce kendi aranda uzlaşmayı tercih etmen gerekiyor. Anlaşamazsan bu olay da okulda yaşanmışsa bunu anne babana değil de okuldaki öğretmenine söylemen gerekiyor. Anne babana şikayet ederim derse yanlış bir bilgi olur. 13 numara insan eli değmeden kendiliğinden oluşan unsurlara beşeri unsur diyor. Yanlış bilgidir. Çünkü insan eli değmeden mesela bir tepe, mesela bir deniz bunlar beşeri değil. Beşeri unsurlar insanlar tarafından yapılan unsurlardır. Bunlar beşeri değil. Bunlar doğal olan unsurlardır. Maalesef yanlış bir bilgi. 14 numara her insan çevresindeki sorunlara karşı kesinlikle çevresel sorunlar olabilir ya da kişisel sorunlar olabilir. Ülke sorunları olabilir sevgili öğrencilerim. Bunlara karşı duyarlı olmak zorundadır.
Doğru bir bilgi. 15 numara, teknolojik ürünler hayatımızı kolaylaştırmaz. En basit örneği ne olsun? Asansör mesela. Asansörde işte 10. kata kadar çıkmak var yürüyerek. Bir de düğmeye basıp kısa yoldan makinenin seni çekmesi var sevgili öğrencim. Dolayısıyla kolaylaştırmaz diyorsa maalesef yanlış bir bilgi olur. Buraya da Y harfini yazdık. Yazılımımızın bu bölümü 12 puan değerinde bir eşleştirme sorusu. Aşağıda verilen cümlelerde kurumları cümle numaralarını kullanarak eşleştiriniz diyor. Hemen bir numaradan başlıyorum. Deprem, sel, yangın ve büyük afetlerde zarar görenlere yardım eder diyor. Kızılay'ın görevlileri buraya hemen bir numara yazdık. İki numara, sağlık sigortasından yoksun ve muhtaç olan kimselere ücretsiz kalp muayenesi yapar diyor sevgili öğrencim. Zaten adından da anlaşılacağı üzere Türk Kalp Vakfı'dır. Buraya da hemen iki numara yaptık. Bu arada yaptığın her doğru için 2 puan olarak da hesaplayabilirsin. Üç numaraya bakıyorum. Topluma eğitim hizmeti sunar diyor. Sevgili öğrencilerim, topluma eğitim hizmeti bu kurumun adı Milli Eğitim Bakanlığı'dır. Buraya da 3 numarayı yazmam gerekiyor. 4 numaraya baktığımda insanları depremlerde enkaz altından çıkartan arama kurtarma dernekleridir. Akut da diyebiliriz buna. Buraya da hemen 4 numarayı yazdım. 5 numaraya baktığım zaman maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere burs verir diyor. Bunu Milli Eğitim Bakanlığı'yla karıştırmayalım. Milli Eğitim Bakanlığı burs vermiyor. Türk Eğitim Vakfı. Buraya da hemen 5 numaramı yazdım. 6 numara, korunmaya, yardıma ve bakıma muhtaç çocukların hayatlarını devam ettirmelerine yardımcı olur. Bu da Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu olur tabii ki. Doğru cevabım 6 numaradır. Yaptığın her doğruyu eğer 12 puansa ikişer puan olarak da hesaplayabilirsiniz. Yazılımımızın bu bölümüne bakacak olursak bir boşluk doldurma bölümü olduğunu görüyorum. Aşağıdaki boşlukları tablodan uygun olan kelimeleri seçerek doldurunuz diyor bize. 10 puan değerinde sevgili öğrencilerim. 5-6 tane ifademiz var. Kelimelerimiz kamuoyu, aile, belediyeler, takvim, hicri ve millet. Ekranda 3 tane cümleyi görüyorsunuz. 3 tane daha gelecek sevgili öğrencilerim. İnsanların zamanı bir bütün olarak görebilmek için ay ve yıl gibi parçalara bölerek hazırladıkları çizelgeye takvim diyoruz. Buraya bizim takvim kelimesini getirmemiz gerekiyor. 2 numara, nokta nokta takvim Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göçünü başlangıç olarak kabul eder. Bir dönem Türklerin de kullanmış olduğu bir takvimdi. Burada hicri takvimden bahsediyor. Hicretten aklına gelsin sevgili öğrencim. Hicret, Peygamber Efendimiz'in Mekke'den Medine'ye doğru gittiği yılı, günü baz alır. O tarihten itibaren başlar. 3 numaraya bakıyorum. Nokta 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 yerleşim yerlerindeki evlere yol, su, elektrik, kanalizasyon ve buna benzeyen hizmetlerin götürülmesini sağlar. Burada da verilenler arasında belediyelerden bahsediyor sevgili öğrencilerim. Belediyeler kelimesini hemen getirdim. 4 numaradayız. Anne, baba ve çocuklardan oluşan ve çocukların katıldığı ilk sosyal grup ailenin tanımı ve kavramından bahsetmiş. Aile kelimesini getirdik. Eğitim ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan okullar nokta nokta bakanlığına bağlı resmi kurumlardır. Burada da MEP'ten yani Milli Eğitim Bakanlığından bahsediyor. 6 numaraya da kamuoyu kelimesi kaldı. Kamuoyu oluşturmada basın, yayın organlarından ve sivil toplum kuruluşlarından yardım alınabilir olması gerekiyordu. Bu şekilde yaptıysan 10 puan şeklinde hesaplayabilirsin. Bundan sonraki bölümde çoktan seçmeli test sorularımız var. 16 puandan oluşuyor sevgili öğrenciler. Aldığın her puanı 3'er puan olarak hesaplayabilirsin. Aşağıdakilerden hangisi seçimle iş başına gelen bir yöneticidir diyor. Okul müdürü bir öğretmendir zaten. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atanır. Vali ilin mülki amiridir. Kaymakam da ilçenin mülki amiridir. Bu ikisi de İçişleri Bakanlığı tarafından atanır. Seçimle iş başına gelmez. Ama belediye başkanı o yöredeki insanlar halk tarafından atanan bir yöneticidir. Doğru cevabım C seçeneği. 2 numaralı sorumuz aşağıdakilerden hangisi belediyenin görevleri arasında yer almaz? Sevgili öğrenciler, belediye çevre temizlik hizmeti verir. Park bahçe düzenlemesi yapar. Kanalizasyon hizmetleri verir ama posta hizmetleri PTT ve özel.
kuruluşlara aittir. Dolayısıyla belediyenin görevleri arasında yer almaz. Doğru cevabım B seçeneğidir. 3 numaralı sorumuz, Türk toplumu konuksever bir toplumdur. Konuksever kelimesinin altını çizelim. Evine gelen insanlar en iyi şekilde ağırlar, onlara hizmet eder, onlara saygı ve sevgide kusur göstermezler. Sevgili öğrenciler, burada Türk toplumunun, tabii ki Türk toplumu dürüsttür, Türkler cesaretlidir, Türkler yardımseverdir ama Türkler evine gelen misafiri çok güzel bir şekilde ağırlar. Konuksever eşittir misafirperver. Doğru cevabım C seçeneğidir. Bir diğer sorumuz, seçeneklerde teknolojik ürünler ve kullanım alanları eşleştirilmiştir. Hangi eşleştirme yanlıştır diyor. Cep telefonu ben iletişim alanında kullanırım. Akıllı tahtayı okullarda görüyorsunuz, eğitim alanında kullanılır. Kamyonlar burada ulaşım alanında kullanılır. Röntgen cihazı hastanelerde bulunur. Hastanelerde bulunan bir şey de sağlık alanı içerisine girer. Güvenlik diyor maalesef. Yanlış. Doğru cevabım, yani yanlış olan B seçeneğidir. 5 numaralı sorumuz, bir yerin kuş bakışı görünümünün küçülterek kaba taslak. Sevgili öğrenciler, buna dikkat edelim. Zaten proje olmaz. Harita ve planlarda kaba taslak, yani gelişi güzel çizilmez. Orada bir ölçek kullanman gerekiyor. A ve B seçeneğini de eledim. Burada krokiden bahsediyor. Doğru cevabım C seçeneğidir. 6 numaralı sorumuz, öğretmeni Kerem'e sadece Müslüman ülkelerde 30 gün oruç tutulan, ayın sonunda kutlanan bayramla ilgili araştırma ödevi vermiştir. Kerem'e öğretmenin verdiği ödev hangi bayramla ilgilidir diyor. Sevgili öğrenciler, sadece Müslüman ülkelerde kutlanır. Oruç, 30 günlük oruç süresinin ardından bizler Ramazan bayramını kutlarız. Tam 2 ay kadar sonra da Kurban Bayramı'nı kutlarız. Burada bir dini bayram var. Doğru cevabım C seçeneğiyle Ramazan bayramıdır. 7 numaralı sorumuz, Ahmet çok istediği bir oyuncağı alabilmek için kumbarasında para biriktirmiş ve daha sonra bu oyuncağı almıştır. Ahmet bu isteğine ulaşmak için hangi yönteme başvurmuştur sevgili öğrenciler? Birikim yapmıştır, tasarruf etmiştir sevgili öğrencim harcamalarından ya da harçlığından. Para biriktirmiştir. Biz buna tasarruf diyoruz. Doğru cevabım C seçeneğidir. 8 numaralı sorumuz, bir toplumdaki yaygın düşünce biçimine, toplumun büyük kesimince benimsenen düşünceye bir bilgi sorusu, kamuoyu denir. Kamuoyu yaratma derler mesela sevgili öğrenciler. Doğru cevabım C seçeneğidir. Kamuoyu o ülkedeki vatandaşlar tarafından oluşturulur, benimsenen bir düşüncedir. 9 numaralı sorumuz, aşağıdaki araçlardan hangisi kamuoyu oluşturmada etkili olabilecek bir araç değildir diyor bize. Medyayla, medyadan yapılan iletişim olarak da düşünebilirsin bunu. Televizyon yayınlarıyla kamuoyu oluşturabilirsin. Gazete haberleriyle kamuoyu oluşturabilirsin. İnternet sitesiyle de oluşturabilirsin. İş ilanlarıyla kamuoyu oluşturulmaz. Doğru cevabım D seçeneği. 10 numaralı sorumuz, hangisi belediyenin hizmet birimleri arasında değildir diyor. Sevgili öğrenciler, belediyelerde temizlik işleri müdürlüğü vardır. Fen işleri müdürlüğü vardır. Oranın imar planı ile ilgili çalışmalar yapar. Zabıta müdürlüğü vardır. Seyyar satıcıları ya da esnafları denetler sevgili öğrenciler. Emniyet genel müdürlüğü belediyenin değil, İçişleri Bakanlığı'na altında bir hizmet birimidir. Doğru cevabım, hani polis teşkilatından bahsediyor burada. Polislerin de belediyeyle herhangi bir işi yok. Doğru cevabımız burada C seçeneğidir. 11 numaralı sorumuz, aşağıdakilerden hangisi Japon bir çocukla Türk bir çocuğun ortak yaşantılarından birisi olamaz? Her iki çocuk da spor yapabilir. Bütün çocuklar oyun oynamayı çok severler. Bütün çocuklar yine çağa geldiği zaman okula giderler ama bir Türk Türkçe konuşurken Japon ise Japonca konuşur. Doğru cevabım C seçeneğidir. Aynı dili kullanmak bir Japon çocukla Türk çocuğunun ortak bir yaşantısı olamaz maalesef. 12 numaralı sorumuz, köy yönetiminin başı ile ilin en üst yetkilisi hangi şıkta doğru olarak verilmiştir diyor bize. Sevgili öğrenciler, köy yönetiminin en üst yetkilisi muhtardır. Bir ilin, şehrin en üst yetkilisi ise validir. Sırayla birinci muhtar, ikincinin vali olması gerekiyor. Dikkat et, burayı ilçeyle karıştırma. İlçenin en üst yetkilisi kaymakamdır. Burada doğru cevap muhtar ve vali ile A seçeneği olması gerekiyor.
13 numaralı sorumuz, yukarıdaki verilenlerden hangisi ya da hangileri alışverişte yapılması gereken davranışlardandır diyor bize. Bakalım. Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri almak diyor. Bunu ben alışverişte yapmamam lazım. Yapması gereken davranışlardan biri diyorsa bu olmayacak. O zaman seçeneklerdeki birinci maddeyi eledim. C seçeneği gitti. Alınan malın kalite kontrolünü yapmak. Şimdi sevgili öğrenciler, bir malın kalite kontrolünü tabii ki orada yapmak gerekiyor. Açıkta satılan bir besinse bakabilirsin. TSE, Türk Standartları Enstitüsü damgası var mıdır yok mudur o şekilde bakabilirsin. Buraya hemen artıyı koydum. Seçeneklerde 2 olacak. B seçeneği gitti. Alışveriş yapmadan önce iyi bir araştırma yapmak. Tabii ki bu malın ne kadar kaliteli olup olmadığıyla ilgili artık herkesin evinde neredeyse telefonlarımızda internet var. Bununla ilgili iyi bir araştırma yaparak o malı bilinçli tüketiciysen alabilir, sağlayabilirsin. 2 ve 3 olacak seçeneklerde. Doğru cevabım D seçeneğidir. Ülkemizde görülen doğal afetlerden en çok hangisi can ve mal kaybına neden olmaktadır? Yani sevgili öğrenciler, mesela İstanbul'daki bir depremde en son 30 bin kişi hayatını kaybetmişti. Erzincan aynı şekilde, Ceyhan depremlerinde, Afyon Dinar depremlerinde en fazla can ve mal kaybına sebep olan doğal afetlerden biridir depremler. Doğru cevabım C seçeneği olur. 15 numaralı sorumuz, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlandığı tarih aşağıdakilerden hangisidir? 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı ve egemenlik direkt halkın kendisine geçti sevgili öğrencim. Padişahlıktan alındı. Ondan dolayı zaten ulusal egemenlik diyorlar. Ulusun hakim olduğu egemenliktir bu. Bu da 23 Nisan 1920. Doğru cevabım B seçeneğidir. Bu arada oradaki seçeneklerin her biri bir milli bayramdır. 19 Mayıs 1919'da Kurtuluş Savaşımızın başlangıcı, Atatürk Samsun'a ayak bastı. 30 Ağustos 1922 Zafer Bayramı'dır. Bu da düşmanı, yurdu düşmanlardan kurtardığımız tarih. 29 Ekim 1923'te de Cumhuriyet kurularak ve bayram, milli bayram ilan ediyoruz. Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı 23 Nisan 1920'de kutlanıyor. Öğrenciler genelde bu tarihleri karıştırıyor. Lütfen bunlara dikkat edelim. 16 numaralı sorumuz, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Bakalım. D seçeneğinden başlayalım. Her insan aynı düşünmek zorunda değildir. Kesinlikle doğru. Herkes aynı düşünce olursa fabrikadan çıkan robotlardan hiçbir farkımız olmaz sevgili öğrenci. Aile anne baba ve çocuklardan oluşur. Kesinlikle doğru. Herkesin aynı parmak izi gibi değişik numarada olan bir vatandaşlık numarası vardır. B seçeneği denedim. Bayanların nüfus cüzdanı mavi değil pembedir. Erkeklerin mavidir. Yanlış olan burada A seçeneğidir.